Herkese merhabalar. Mutlu, huzurlu, sağlıklı hayatlar dilerim. Her zamanki sloganımızla bir girizgah yapalım. Malum gündem aylardır koronavirüsle ilgili çalkalanıyor. Dünyanın ve maalesef ülkemizin başına bela olan koronavirüsle uğraşmaktayız. Savaş vermekteyiz, mücadele etmekteyiz insanlık olarak. Şimdi koronavirüs nedir, virüs nedir? Bunu anlarsak, kabaca tabir edersek, bilirsek daha iyi önlemler alacağımızı düşünüyorum. Hani her yerde bilgi kirlilikleri var. Tabii herkes elinden geldiği ölçüde bilgilendirmeler yapıyorlar. Genelde paylaşımların %90'ı doğru. Şimdi virüs bir mikroorganizmadır. Tıpkı bir bakteri gibi, tıpkı bir mayaküf mantar gibi, yani fungusitler dediğimiz grup gibi. Fungusitler ve bakteriler herhangi bir gıdada direkt olarak o gıdayı kullanarak gelişebilirken ve çoğalabilirken virüs bir gıdanın içinde çoğalmaz. Mesela bir sütün içine düşen bir virüs onda çoğalamaz. Ya da bir ette çoğalamaz. Hiçbir gıdada, yumurtada çoğalamaz. Hiçbir gıdada virüs çoğalamaz. Demek ki gıdalardan beslenen bir mikroorganizma değil. Virüsün çoğalabilmesi için bir konakçı hücre, bakteri veya bir mikroorganizma bulması gerekiyor. Bu mikroorganizmanın içine kendi genetik materyalini aktarıyor ve kendi gibi onu hareket etmeye başlıyor ve içinde milyonlarca olduktan sonra o hücreyi mikroorganizmaya büyüyor ve patlatıyor. Daha sonra çevresine bir sürü binlerce, milyonlarca virüs yaymış oluyor. Yani bir hücremize giren bir virüs binlerce, milyonlarca olarak hücremizi patlatır ve o binlercesi bin tane hücreye girer ve her bir o bin hücrenin her birinde tekrar binlerce, milyonlarca çoğalarak hızlıca bizim vücudumuzu ele geçirir ve organlarımıza zarar verir. Bunun gelişmesi, üremesi bu şekilde olur. Şimdi bizler gıdalardan bulaşan bir mikroorganizma değil desek yanlış olur. Kısmi. Diyelim çiğ sebze ve meyvelerde virüs var. Biz virüsü bu koronavirüs özellikle ciğerlerimizden kimi kanla bulaşıyor, kimi işte böyle akciğerlerden direkt hava yoluyla bulaşıyor. Tabi bunların da çeşitleri var. Mutasyona uğruyorlar bunlar ayrıca da. Şimdi bu virüsler hücrelerde çoğalıyor dedik. Gıdaların üzerinde yine biz tedbirimizi almak üzere ne yapıyoruz? Çiğ meyve ve sebzeleri sıcakta zaten ölürler, 60-70 derecelerde kalmazlar da. Çiğ meyve sebzelerde bulunabilirler, sularımızda bulunabilirler. Sularımızı sirkeleyerek sirkeli suya yatırıyoruz. Ve bunun mikroorganizmaları, virüs falan öldürdüğümüzü sanıyoruz. Halbuki sirkeleme yöntemi bir mikroorganizmayı öldürme yöntemi değildir. Mevcut mikroorganizmaların üremesini durdurma yöntemidir. Ancak klor kanserojenik bir maddedir. Çok dikkat etmek lazım. Bunu ayrı bir videoda paylaşayım. Uzun videolar maalesef çok etkin olmuyor. Dinlemiyorsunuz. Bu yüzden onu ayrı bir videoda sizlere izah edeyim. Kloru müfredatın daha sonra anlatacağım videolardaki part per million, part per billion dediğimiz yani milyonda bir, binde bir gram seviyelerinde suya katarak bunu meyve sebzelerle muamele edersek klor öldürür. Klorun öldürücü özelliği vardır. Zaten sodyum klorür tuz da bir öldürücü etkendir. Klordan dolayı. Klor tek başına da öldürücü. Kloru nereden bulacaksınız? Çamaşır sularımızda klorlar var. Klor hidroklorik asit suyla temas ettiği zaman klora parçalanabiliyor. Bir takım reaksiyonlar dengeye gelene kadar klor oluşu bu klorla beraber öldürücü özelliği oluyor. Bununla mikroorganları öldürüp bol suyla, neticede bizi de öldürür. Bol suyla duruladıktan sonra meyve sebzelerimizi sağlıkla tüketebiliriz. Bu klor zaten içme sularımızda da mutlak suretle katılıyor. Kullanma sularımızda zaten çeşmelerden artık suların içilmesini tavsiye etmiyorum ben. Mutlaka dışarıdan damacana veya hazır sular daha uygun diye buradan söyleyebilirim. Gelelim gıdaların
virüslerle gıdaların mücadele yöntemlerine. Şimdi sirke burada etkin olmayabilir ama durdurucu etkisi var. Yine çok da hani yabana atmayalım ama sirke, yoğurt, turşu, sarımsak gibi probiyotik ve lahana gibi prebiyotik gıdaların vücudumuza alarak vücut direncimizi artırıp vücut direncimizin artmasıyla dışarıdan enfekte olduğumuz bakteriden, fungüslerden ve viral enfeksiyonlardan enfeksiyonlar ile daha iyi mücadele edebilmek açısından önemlidir. Direkt bir etkisi yoktur. İndirek olarak bu şekilde gıdalardan faydalanarak etkisi vardır. Bu mikroorganizmaları dediğim gibi kendi vücut direncimizi yükselterek öldürebiliriz. Bunu gıdalarla bu şekilde sağlarız. Fakat yorgun bir bünye, streste, kafasını herhangi bir olaya, can sıkıntısına takmış biri, yani kafası yoğun olan birinin de bu direnci düşüyor. Böylelikle Allah muhafaza kanserden nezleye kadar birçok hastalığa vücudumuz açık hale geliyor. O yüzden iyi uyku. Kafayı çok şeye takmamak, dünya malı dünyada kalır. Ölenlerle ölünmez. Tabii söylemek kolay ama maalesef kendimizi kontrol edemeyebiliriz ama zorlayın, kafanızı bir şeye takmayın. Uykunuzu iyi alın ve probiyotik, prebiyotik gıdalarla beslenmeye dikkat ederseniz inşallah hiçbir şeyin olacağını düşünmüyorum. Bizler sağlıkçılarız, hemşire arkadaşlarımız, doktorlarımız yüksek oranda enfekte olup hasta olabilirler. Bunların kendine faydası yok demeyin. Çünkü onlar ve bizler mesleğimiz gereği, ben değil, kendimi katmayayım. Daha geri planda çalışıyoruz sağlık açısından. Ama mesai arkadaşım için bunu söyleyemem. Bu anlamda çok yoğun enfekte olursa artık buna hani vücudun direncinde yapacak bir şey yok diye sözlerime noktalamak istiyorum. Herkese mutlu, huzurlu, sağlıklı hayatlar dilerim. Görüşmek dileğiyle.